Bir yalan yanlış bir navigasyona, yani böyle hani peşimden gel diyen tarzda insanlar var ya, takıldıysan ve sorgulamıyorsan, o da özellikle sana aman ha tabelalara bakma, ben ne dersem oraya git diyorsa ve başına gelen her türlü sıkıntıyı da, patikaları, derileri vesaireyi de herhalde iyi imtihan ediliyorum, birazdan fena olacağım diye düşünüyorsan, epeyce bir fena olmak üzeresin demektir. Çünkü her adımımızda akletmeden yürümeyi Cenab-ı Hak bize haram kılmıştır. Estaizu billah ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Sence, ama sence, leke, sence. Bir başkasının ilmini alarak değil. O ilme sen sahip olacaksın. İlim, yani o kat'i bilgi sende karşılığını bulacak. Sence bir ilme sahip olmadığın bir şeyin ardına düşme. Takfu, kafa kelimesinden gelen bir şey. Ardına düşmek. Biz kafa kelimesini kafa için kullanıyoruz. Esasında buranın adıdır o. Arkasına düştüğünüz zaman ensesine baka durursunuz. Yani onun kafasından gözünü ayırmadan ardını adım adım yürürsünüz. Böyle yapma diyor Cenab-ı Hak. Sence bir ilim ile gittiğin yolun doğruluğundan emin olacaksın. Ve sonra yola gireceksin. Birileriyle o yolu yürüyeceksen yürüyeceksin. Bunda bir sakınca yok. Ama yürüdüğün yolu sen de bilmen gerek. Yoksa benim demin yaptığım gibi körlemesine, navigasyona uyarsan o 1,5 santim üzüntüsü bir şey değil, ama 1,5 yılın, 15 yılın, 25 yılın üzüntüsü korkunç olur. Hele hele ömrünü böyle bir sapakta, çıkmaz bir sokakta heder etmiş kimseler, akletmedikleri, akletme nimetini değerlendirmedikleri için, kalplerini ziyan ettikleri için hüsrana uğrarlar. Bunlar hüsran eden, ziyan eden kimselerdir. Dolayısıyla yollara uymayın diyor Cenab-ı Hak. Bizim açımızdan temel soru, ya Rabbi senin sırat dediğin yolun ile uyma dediğin yolların arasındaki farkı ben nasıl temiz edeceğim? Nasıl ayırt edeceğim? En kestirme yol bildiğin yol diyorlar ya hocam. Ben nasıl ayırt edeceğim? Birileri bana işte bu Allah'ın yolu diye geliyor. Ben de bakıyorum haline vaktine, peşine düşüyorum. Yani ayırt edici yanımız nedir? Biz nasıl ayırt ederiz? Yol Allah'ın yolu ile şeytanın yollarını, Cenab-ı Hakk'ın bu bir yere çıkmaz dediği yolları. İşte meselenin esası burada. Bizim insanı hatırlatmak istediğimiz kapasitesi bu. Allah Azze ve Celle seni bu kapasiteyle yarattı. Bu yolun Allah'ın yolu olup olmadığı noktasında eğer iyi niyetli bir şekilde, yani ben öyle midir değil midir gerçeği bilmek istiyorum şeklinde bir düşünceyle sahip olduğun işitmeyi, görmeyi, algılarını, kalbini kullanırsan Allah Azze ve Celle sana neticeyi müyesser kılacak. Şey bu, formülü bu. Ama yani doğru mudur, yanlış mıdır? Çok ben orasıyla ilgilenmiyorum. Ben doğru olarak kabul ettim dersen, kabul edişler Allah Azze ve Celle katında geçerli bir formül değil. Sence gerçekliğine ayrıca tanık olman gerekir ki sahiplenesin. Yoksa bugün bunu kabul edersin, yarın başkasını, ötekin başkasını, illaki dalalet seni kaplar. Dolayısıyla yollara, bu yolların tehlikesine uğramayacak bir şekilde Cenab-ı Hak bizde pusula var etti. O pusulanın adı kalptir. Kalbimizle aklederek, dışarıdan verileri gözümüzle, kulağımızla vesaire toplayarak gerçeğin ardına düşmek için yola çıkarız. Bu süreci sağlıklı bir şekilde işlettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle kullarını zayi etmez. Yani adam hakikatin arayışı içerisinde hakikaten yanlış yola girmek istemiyor. Gayretini ortaya koymuş, çabasını ortaya koymuş, gözünü kulağını açık tutmuş, ama Cenab-ı Hak değil mi ki onu yoldan çıkartmak istiyor, şansı yok. Buna rağmen onu zayi etmiş, kötü yollarda harcamış. Böyle bir şey zinhar söz konusu olamaz.
Böyle bir şey aklımıza getirmek bile Cenab-ı Hakk'ı zalim ilan etmekle eşdeğerdir. Tam tersi Allah Azze ve Celle hidayetin garantörüdür. Hidayetin ardına bu dediğim vesileleri kullanarak düşen kimseler açısından. Bu vesilelerde kişinin kendi yaratılışında, donanımında var olan vesilelerdir. Allah Azze ve Celle onları hidayete muvaffak kılar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah güzel davranan kullanın karşılığını zayi etmez. فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Biz seni مَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ Emirden yana, yani vahiy ile gelen bir sürece koyduk. Bir yola koyduk. Şeria aynı bu kelimeler gibi, o da yol demek. Biz bu yolu da aynı şekilde demin bahsettiğim Allah'ın bizde var ettiği araçlar ile temiz ediyoruz. Başka yolu yok. Yani gözü kapalı bir şekilde kabullendiğimiz hiçbir süreci yok. Resulullah'ın bile çağırdığı yolda yine basiretimizi elden bırakmamamızı emrediyor. هَذِهِ سَب۪يلِ İşte bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırıyorum. Hala basiretin, basiret üzere. Göreceksin, tanık olacaksın, farkına varacak. Benim o kadar zamanım yok, benim işim gücüm çok fazla. Bu kadar araştırıp gerçek nedir, ne değildir bunlarla uğraşacak şeyim yok. Senin hayatta başka bir işin var ki, hayatta bu iş için geldin. Bu işini merkeze al, diğer işlerini talih yap. Ya aç kalırım, hayır, o iddia boş bir iddia. İnsanların çoğu aç kalmamak için değil, yığmak için çabalıyor. Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği sermayenin tamamını boş bir uğraşı uğruna eder ediyor. Zamanını programlamamış, taksim etmemiş. İbadet etmesi gereken, Rabbini tanıması gereken, hayatı anlamlandırması gereken vakitleri de hep yığmak, kazanmak için harcıyor. Bu onların söylemi. Ve bu söylemin merkezinde Ebu Leheb var. تَبَّنْ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا Günün kalanında senin elin toprak görsün. Yani hiçbir hayır görmesin. اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا Bizi bunun için mi topladın? Vakit kaybı görüyor. Yani deminden beri dinliyorum. Bir şey diyeceksin zannettim. Bu kadar zamanımızı çaldın. İşimiz gücümüz var bizim diyen anlayış. Bu doğru bir anlayış değil. Kişinin bu hayatta hayatı tanıyacak, hayatı anlamlandıracak, hayatı anlayacak bolca zamanı var. اِنَّ لَكَ بِالنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ